o an aslında bir doktorluk mesleğiniz de var. Ne doktorusunuz <laughs> ve neden siyaset? Yani kendi mesleğinizi neden yapmıyorsunuz da siyasete atandınız? Doktorluk konusu biraz şey, Iğdır'da da o başıma geliyor. Çünkü doktor deyince Türkçe'de o çok ayrılmamış. <laughs> Tıp doktoruna da doktor deniyor. Tıp doktoruysam eğer Doktor Sinan Oğan deniyor. Hı hı. Ama doktora yapmışsam siyaset bilimi alanında ki ben öyle yaptım. Yine doktor, değil Rusya'da. Rusya'da, Evet. Yine doktor Sinan Oğan diyor. Şimdi hı hı. <laughs> Merve Hanım Iğdır'dayız. Bir anımı daha anlatayım. Lütfen. Ee, seçim kampanyasındayız. İşte bir köye gittik. Köyde işte bir tane minibüsün üstüne şey usullerle bir tane hoparlör koymuşuz. Oradan birisi bağırıyor. Hı hı. işte İşte Milliyetçi Hareket Partisi, Iğdır Milletvekili adayımız, Doktor Sinan Doğan geldi. işte neyse bir tane yaşlı amcayla e, teyze yanaştı bana. Bir kalabalığı yararak geldiler. Evladım sen Ankara doktorusun. Buradaki doktorlar bizim derdimizi bilmiyor, anlamıyor. Sen bize bir bak neyin var amca dedim. Ya şu sırtımda bir ağrı var. Hiçbir doktor geçiremedi. Bu durum doktorları bilmiyor Olmuyor. bu işi. Aynı sen Ankara'da. <laughs> <laughs> Şimdi o amca ya, ya ben tıp doktoru değil, siyaset <laughs> <benim> doktoruyum <laughs> <Harika>. Anlatana kadar. <laughs> Peki Rusya'da doktora yaptınız. Evet. Rusya'da doktora yapmanın size nasıl bir katkısı oldu? <laughs> Şöyle. Onun daha evveli var aslında. Lütfen. Ben Marmara Üniversitesi'nde asistandım. 92 <gülüyor> senesinde. <gülüyor> Türkiye araştırmaları Enstitüsü diye bir enstitü vardı. Orada 8 kişiydik. Ee, o zaman e, devlet bizi yurt dışına e, doktora yapmaya gönderdi. <laughs> Sovyet Evliliği daha yeni dağılmış. Türkiye'de Türk dünyasıyla e, ilgili uzman sayısı çok az. Devlet de bir program çerçevesinde bizleri yurt dışına doktoraya gönderiyordu. Yedi tane arkadaşımız Türk dünyası uzmanı olmak için işte Amerika'ya vesaire gittiler. Hı hı. İşte Amerika'ya gidip orada doktora yaptılar. Örnek vereyim. Özbekistan uzmanı oldular. Amerika'da doktora yaptılar. Kazakistan uzmanı oldular falan. Bana bu garip geldi. Dedim ki ya yani ben Azerbaycan uzmanı olmak için yani aramızda paylaştırdık. Ben bana Azerbaycan uzmanlığı olmak düştü hı hı. ki ben tercih etmiştim. Ben dedim niye Azerbaycan'a gitmeyeyim ki? Aa. Doktorayı <laughs> gidip Amerika'da yapmak evet çok şey yani Güzel. herkesin istediği bir şey Kesinlikle. Ee, ama hani Azerbaycan'da doktora yapmak varken Sovyetler Birliği dağılmış ben Aras Nehri'nin kıyısında büyümüşüm Iğdırlıyım hı hı. Ee, Azerbaycan bizim hemen ötemizde çocukluğum Aras Nehri'nin kıyısında oturup karşı tarafa bir gün oraları görecek miyim bir gün oturan Turan hayaliyle e, büyümüş birisi olarak. Amerika'ya gitmek içimden gelmedi. Gelmedi evet. Dedim ben Azerbaycan'a gideceğim. Herkes böyle bana tuhaf tuhaf baktı kafayı yemiş dedi. Amerika doktorasını <laughs> elinin tersiyle iten. İtmek, ben böyle mi? hep aykırı tip olmuşumdur. Burcunuz Mesela, ne acaba? Balık. Balık burcusunuz tamam onu da çok sordular. Çünkü. Ee, e, ama orada da şöyle. E, konudan konuya yani geçiyoruz. O kadar o, soru var o ki. O burcu sonra gelirim tamam, olur mu? Tamam. Bunu unutmadan <laughs> anlatayım. Şimdi. Ha, lisedeyken mesela biz ortaokuldan sonra iki tane bölüm vardı. Fen ve edebiyat. Hı hı. Çalışkanlar fene geçiyordu. Haylazlar edebiyata. <laughs> ya yani e, herkes torpil koyuyordu ki fene geçişsin çocuğunu. Hı. Ben fendeydim. Gittim dilekçe verdim. Ben edebiyata geçeceğim dedim. Müdür beni çağırdı. Oğlum dedi bu okul tarihinde şu ana kadar... <laughs> ...kenden edebiyata kendi isteğiyle geçen kimse olmadığı... Sen hmm. gerçekten böyle bir dilekçe verdin mi? Evet dedim verdim ben. FEN'le aram yok dedim yani ben niye FED'e bir... Ama herkes FEN'e geçmek istiyor. Değil Çalışkanların mi? olduğu bir yer. Dedim ki ya çalışkansan sen fark etmiyor ki. Yani ben sözelciyim Öyle, dedim. Sözel. O zaman şeye geçmiştim. Burada da şimdi herkes Amerika'ya giderken ben Azerbaycan'a gideceğim dedim. Hatta 1988 senesiydi. Rahmetle anıyorum komşumuz İbrahim Bozil avukat. <laughs> Azerbaycan'dan bir gazete bana getirdi. E, kiril harflerini öğrendim, gazetenin e, adresini hemen aldım. E, o zamanlar tabii SMS yok, Instagramdan arkadaşlık göndermek yok, hiçbir şey yok. 88. Sovyetler Birliği de dağılmamış. Oturdum mektup yazdım Azerbaycana. Mektup ha. tabii. O mektup o zaman Moskova'ya gidiyordu, Moskova üzerinden Azerbaycana. E, gazete bunu yayınlamış bana her gün bir çuval. Ee, üzerinde Rusça yazan işte e, pulların üzerinde Lenin'in Lenin'in kafasının olduğu şeyler geliyor bana sürekli Rusça kitaplar bilmem <laughs> ne baklava gönderiyorlar ta <laughs> oradan ee, evimizi polis bastı aa, aa. evet e, normal yani bir sen dediler yalnızca... sen ne ayaksın ya sana her gün üzerinde evet, evet. Lenin şeyleri olan e, yüzlerce mektup geliyor sen Kimsin? Niye geliyor? Evet. Dedim valla ben bir öğrenciyim. Kaç yaşındasınız o sırada? O sırada üniversite 3'te falanım yani. Tamam. Üniversite 3'teyim evet. Tamam. Ondan sonra anlattım dedim ki ya ben hiçbir şey değilim yani. <gülüyor> 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 Rusya Rusya'yla Sovyet, komünizmle işim yok ben milliyetçi bir adamım. Oradakilere yazdım onlar da yazıyor. Sürekli gönderiyorlar. Tamam <laughs> dedi ikna <laughs> aldılar gittiler. Sonra ben tabii maddi olarak altından kalkamadım o mektupların çünkü çok pahalı. Evet. Bu defa tuttum arkadaşlarımın üniversitede ben halk ekibi çalıştırıyordum. <laughs> Bütün ekibe yaydım böyle çok ciddi dostluklar bu sayede oluştu. Harika. Ee, evet. Azerbaycan demişken burada bir dergi görüyoruz evet. nedir o? Ee, şimdi e, Türkiye Azerbaycan Dergisi <laughs> böyle de bir dergi çıkarıyoruz şimdi ücretsiz olarak. Öyle hem mi Türkiye'de hayırlı hem olsun. Hem Türkiye'de hem Azerbaycan'da dağıtıyoruz. <laughs> ee, ya benim ömrümün önemli bir kısmı hep sınırda olduğumuz için hı hı. Serhat boylarında hep Türk dünyası özlemiyle geçti. Evet. Azerbaycan'da ben uzun süre yaşadım sonra gittim. Yani hep o hayalini ettiğimiz yerlerde ki ben ayrıca Cengiz Aitmatov'un kitaplarıyla büyüdüm. onun hı hı. O kitaplarının içindeki o gerçi yani Kırgızistan'ı baz alarak daha çok anlatıyordu ama fark etmiyor orada o kolhoz hayatı vesaire. Ee, oralarda yaşamak, oralarda doktora yapmak, çalışmak. Daha sonra orada üniversitede bizim Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı'nın orada bir üniversitesi vardı. Orada dekan vekilliği yaptım. Üniversitede yıllarca hocalık yaptım. Ee, bana oradan ufak bir maaş veriyorlardı. Ben hem de TİKA'da çalışıyordum. Zaten yeterince maaş alıyordum. O maaşı öğrencilere burs veriyordum. Ay çok güzel. O öğrenciler yetişti. İki tanesi şu an Azerbaycan'da bakan. Ge gerçekten. Geçtiğimiz günlerde birisi aradı. Hiç bilmiyordum bakan olduğundan da haberim yoktu. Dedi ki hocam biz yıllardır sizle gurur duyuyorduk. Şimdi sizi arayıp haber vermek istiyorum ki siz de yetiştirdiğiniz öğrencinizle gurur Hayır. duyabilirsiniz diye. Hayırdır dedim. Ben dedi bakan oldum. Ya yani çok güzel. E, e, ya dedim ne kadar güzel bir şey. Harika. Yani e, siyaset bir tarafa. <laughs> Türk dünyasında bir insan yetiştiriyorsunuz. O insan bakan oluyor, ülkesine hizmet ediyor. Yani bu benim mesela ben idealist bir siyasetçiyim, evet. idealist bir adamım. Bu benim en büyük hayallerimden birisi mesela gerçek oldu. Hala orada e, gittikçe destek oluyorum. Orada bizim çok güzel. ilkokul, ortaokul, lise, üniversite var. Bizim derken benim şahsımın değil, tabii, tabii, vakfım. Ben de Hı -hı. destek oluyorum. Harikasınız. Rusçayı o esnada öğrendim. Oradayken şunu fark ettim. Yani bir Türkçü olarak, Türk milliyetçisi olarak, Turan coğrafyasına ve Turan idealine inanan birisi hı hı. olarak o bölgedeki en büyük güç kim? Rusya. Rusya. Orada en konuşulan dil Rusça. En çok yayınlanan kitap Rusça. Hı hı. O zaman bu dili öğrenmeliyim dedim. Ve Rusça öğrendim. Şu an konuşuyorsunuz. Konuşmuyorum sadece. Ne yazıyorsunuz. R Ay, doktora tezimi Rusça yazdım. Harika. Azerbaycan'da yaptınız. öğrendim bunu. Sonra baktım yetmiyor. Dedim hı hı. ki bu işin en iyisi neresiyse oraya gideceğim. Rusya'da Uluslararası İlişkiler Üniversitesi var. Küçük hı hı. şey çok meşhur bir üniversitedir. Orada doktora yaptım. Doktora tezimi de Rusça yazdım. Döndüm geldim. Bir strateji merkezinde çalıştım. Sonra kendi strateji merkezimi kurdum. Türksam hala da başkanlığını yapıyorum. Çünkü siyasette de. Ben Devlet Bey'in danışmanlığını da yapıyordum hı hı. E, bu merkez olarak. Siyasette bizde bilgi olmadığı zaman hamaset oluyor. İnsanlar işte ister sağdan olsun ister soldan ister dinci ister kürtçü bölücü e, bilgiyi bilgiyi sakladığınız zaman bilgiyi siyasetin içinden çektiğiniz zaman hı hı. başlıyorlar gaz vermeye vatandaşa damardan girmeye evet, kutuplaştırmaya. Evet. Ben hep bunun yanlış olduğunu bildiğim için. Aynı hataya düşmemek için hep siyasetle bilgiyi iç içe yedirmeye çalıştım. Mesela benim o sebeple de öngörülerimin çoğu tutar. Hı hı. Yani devlet Musul'daki baskını bilemedi ben bildim. Böbürlemek için demiyorum bu bir gerçek. Evet evet. Ee, Şeyde e, Libya'da devrim olacağını söyledik. Hı hı. Dışişleri Bakanlığı olmayacak dedi. Devrim oldu orada. Bunun gibi bunların bütün hepsinin gerekçesi, sebebi siyaseti bilgiyle harmanlamak Bilgisiz siyaset yapmamak ve bilgiyle e, hamaseti kapatmak. Bilgiyi kaldırdığınızda hamaset olur, bilgiyi çoğalttığınızda hamaset olur. <laughs>